Evet, gecemiz devam ediyor tabii ki. Şu anda Trabzon evindeyiz ve yanımızda değerli başkanımız sevgili İsmail Şatıroğlu bizlerle birlikte. Başkanım, gerçekten çok güzel bir gece, güzel bir organizasyon. Sanatçı duayenlerimiz, sanatçı abilerimiz burada, neler söyleyeceksiniz bu geceyle ilgili? Tabii geleneksel hale getirdiğimiz Trabzon sanatçı buluşması, Karadeniz sanatçı buluşması adı altında bu ikincisini yaptığımız bu buluşmada. Evet. İlk defa bu yıl kendi evimizde, Trabzon evinde, evet, bu organizeyi yaptık. Sanatçı kardeşlerimle bir arada olduk. Tabii biraz sonra onlarla ilgili Karadeniz'i, kültürünü en iyi şekilde temsil eden kardeşlerimizin ileriye dönük üzerimize düşen Trabzon Federasyonu olarak, Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak yapabileceğimiz şeyleri onlarla istişare ederek ileriye taşıma adına, evet, ne yapabileceğiz? Bunun toplantılarını yapıyoruz. Tabii arkadaşlarımızın bazıları programları, bazıları da hem yurt dışı hem şehir dışı olması hasabıyla özür beyanlarını ilettiler. Ama katılımda gördüğünüz gibi son derece güzel. Gerçekten çok mükemmel bir katılım var başkanım. Evet. Tabii bu gecenin de bir önemi var aynı zamanda, öyle değil mi sevgili İsmail Başkanım? Yani hem sanatçılarımızla iç içe olacağız, hem sanatçılarımızın farklı problemleri var mı? Bunlarla ilgili söyleşilerimiz olacak. Onlara bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. İşte burada birbirini işte medyadan tanıyan farklı sanatçılarımız var Karadeniz müziğinde. Onları da bir araya getirmiş olacağız. Bunların dışında mesela neler olacak başkanım ilerleyen süreçlerde? Tabii malumunuz etkinliklerimiz var. Federasyondan sanatçılarla ilgili talepler var. Evet. Biz tabii ki Trabzon'u temsil ediyoruz. Karadeniz'i temsil ediyoruz. Burası ciddi bir kurum, büyük, evet, bir kurum. Bu anlamda sanatçı kardeşlerimizin arasındaki bazen sıkıntılı olan durumlarda hem burada efendim bir araya getirmek suretiyle onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Hem de bu kardeşlerimizi bizim için çok önemli. Kültürümüzü yansıtıyorlar. Kültürümüzü efendim insanlara tanıtıyorlar. Bu anlamda da elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize de biz de federasyon olarak ne yapabiliriz derdi ve düşüncesi içerisindeyiz. Evet. Bu anlamda onlarla burada fikir birliğine varmaya çalışacağız. Onlarla ileriye doğru daha bu etkinlikleri nasıl ilerletebiliriz? Nasıl bir araya getirip nasıl daha güzelleştirebiliriz? Malumunuz önümüzdeki ay Trabzon'un kurtuluşunu yapacağız. İnşallah, bununla ilgili de kardeşlerimizle bu görüşmeleri yapacağız, edeceğiz. Evet. Bu anlamda tabii ki hemşerilerimizle bir araya gelmek, etmek, bu tarz toplantıların muhakkak ki bir faydası vardır. Trabzon evini burada görmeleri, buradan istifade etmeleri ve burayla ilgili yapabilecekleri her türlü toplantıları, organizeleri, görüşmeleri, bu evi de hem görmelerini burada sağlamaya çalışıyoruz. Bu organizeleri de buranın üzerinden de federasyonumuzun merkezi üzerinden de yapmalarına imkan veriyoruz. Evet, gerçekten atmosfer çok güzel. Değerli sanatçılarımız burada. Trabzon evindeyiz sevgili izleyenler. Değerli başkanım sevgili İsmail Şatıroğlu bu geceyle ilgili tabii ki bilgilerini bize aktarmış oldu aynı zamanda. Sevgili başkanım, yakın zamanda işte Trabzon'la ilgili yardım çalışmalarımız da olacak. Onlarla ilgili de bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi üstadım, Trabzon Dernekleri Federasyonu hem kadın kollarımız hem gençlik kollarımız bir bütünlük içerisinde yönetimle beraber, evet, olağanüstü işler yapıyor. Ülkemizin her tarafına, Edirne'den Kars'ına kadar. Evet. Biz bundan bir ay kadar evvel Kırklareli'nde bir okulumuzla ilgili bir yardım kampanyası başlattık. Ve Kırklareli'nde olağanüstü işler yapan o okulumuzun kıymetli bir hemşerimiz olan, evet, okul müdürümüzün yanında olduk. Ve oradaki okul takımının bütün malzemelerini karşıladık. Yaklaşık 200'e yakın bont ve mont, evet, ihtiyaçlarını fanilesine ve çorabına kadar bunları tedarik ettik. Bundan bir yıl kadar evvel malumunuz Şırnak'ta Eren Bülbül Kütüphanesi'ni açtık. Evet. Büyük bir yatırım yaptık. Güzel bir mekan orada, projeksiyonuna kadar, bütün bilgisayarına kadar hepsini sağlayarak, kitaplarına kadar ve her hafta bize orayla ilgili yapılan çalışmalar atıyorlar. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Bundan 5-6 ay kadar evvel kadın kollarımız Diyarbakır ve Hatay'da yardım kampanyasıyla beraber oradaki okullarımıza yardımları yaptık. Bundan 15 gün kadar evvel gençlik kollarımız Hatay Kırıkhan'da
bir gençlerimiz için oyuncak, evet, çocuklarımız için oyuncak kampanyası yaptı. Buradan bir otobüs dolusu oyuncak da oraya gidildi. Ve olağanüstü güzel bir program gerçekten yaptılar. Gerçekten çok mükemmel yardım faaliyetlerimiz, yardım programlarımız olacak. Olmuş tabii, daha doğrusu. Bundan sonra da devam edecek ama, değil mi başkanım? Tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Bu dönemde ayın 9'unda inşallah Trabzon'a gideceğiz. Evet. Nasıl gidiyoruz? Trabzon'a gençlik kollarımızın öncülüğünde çok güzel bir hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 10 okulumuza gideceğiz. Trabzon'un İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize verdiği listeye göre bütün okullarımızdan, çocukların beresinden çorabına, ayakkabısından, botundan, efendim montuna kadar, ve yeni aldırdık Trabzonspor kulübümüzden formalarına kadar. Evet. İlk öğretimdeki çocuklarımıza bunların hepsini, hediyelerini vereceğiz. Bu çalışmaları ve bunun yanında ayrıca ilk öğretimle ilgili yardımcı ders kitaplarımızı da, efendim, tabii onları da getiriyoruz, kalem ve defterine kadar. Evet. Tabii ki elimizden geldiği kadar olağanüstü bir çaba, bir emek, bir gayret. Emeksiz olmuyor değil mi başkanım? Yani. Ama ya, emek de onun keyfi de bir başka başkanım ya. Onun verdiği haz da bir başka. Yani bu yardımların getirisi olarak hani o hazzı almak, mutluluğu almak da ayrı bir güzel. Tabii yani onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir işi severseniz, evet, muhakkak ki onun mahsulünü alıyorsunuz. Evet. Yani verdiğiniz şey bizim mahsulümüz de dua. Evet, evet. Biz Trabzon insanının en büyük özelliğidir. Mikro milliyetçilik yapmaz. Trabzon insanı ülkesinin Edirne'den Kars'ına kadar tüm insanlarını sever. Ama bizim mensubiyetimiz var. Nedir? Trabzonluyuz. Evet. Biz Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak Trabzon'a daha neler yapabiliriz? Onun uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için ben şahsım ve kurum adına da çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu güzel söyleyişi için, bu güzel röportaj için sevgili başkanım. Son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. İnşallah 22-25 Kasım Trabzon'un kurtuluşu etkinliğinde, evet, bir arada olmak temennisi içerse burada da bütün halkımıza oraya davet ediyorum. Evet, bunu da duyurmuş olduk. Evet, sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili İsmail Şatıroğlu'na, bu gecemiz devam ediyor. Efendim bakalım ekranlara neler yansıyacak.